Nefes Eğitmeni ve yazar sevgili Piraye Erdoğan. Bizlerle beraber hoş geldin Piraye. Hoş nasılsın? bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. İlk olarak aslında şöyle başlayabiliriz. Kendinizi zihin mimarı olarak Hı -hı. tanımlıyorsunuz. Şimdi nedir zihin mimarlığı? Evet. Ee, zihin mimarıyım diyorum çünkü insanların zihin dünyasına mimarlık ediyorum. Şimdi evet. öncelikle zihin dünyası nedir? Ondan biraz tamam. Yani Benim zihin dünyası dediğim şey nedir? Her birimiz 3-7 yaş arası... Ee, yaşamı tanımlıyoruz kişileri tanımlıyoruz eşyaları tanımlıyoruz yaşadıklarımızı tanımlıyoruz ve adeta kendimize bir gerçeklik yaratıyoruz adeta değil öyle oluyor yani her şeyin bana göre anlamını, bana göre anlamı bu diye bir dünya yaratıyor çocuk. Yani bu 3-7 yaş arası aslında çok önemli evet. olan kısım diyorsun. Bilincimizin tam olarak geliştiği zamanla evet. bu zamanlar. Tam bu 3-7 yaş arası beyin dalgaları çok daha yavaş ve alınan her bilgi, oraya kaydolunan her şey adeta bir hipnoz etkisi yapıyor. Dolayısıyla yani mesela ben sarışın biriyle e, ters bir şey yaşadıysam veya sarışınların mesela güvenilmez olduğuyla ilgili bir şey çıkarım yaptıysam oraya sarışınlar güvenilmezdir diye bir kayıt atabiliyorum ve ondan sonra hayat boyu benim için o sarışınlar güvenilmez kaydı içimde devam ediyor. Zihnimde devam ediyor ve hayatımdaki bütün ilişkileri farkında olmadan öyle e, geliştiriyorum. Ve öyle aynı ilerletiyorum. Şekilde mesela o dönemlerde tabii ki anne baba ilişkisi çok önemli. Bundan ki. da bir örnek verebiliriz. Baba Baba anneye nasıl davranıyorsa tabii ki, tabii sonrasında hayatımıza girecek olan. Erkekler acımasızdır heh. veya ne bileyim ben işte ee, çok ağlayan kadınlar veya çok sızlanan kadınlar ceza görür veya ne bileyim ben çok konuşan kadınlar ceza görür. Artık şimdi çocuk 3-7 yaş arası dediğimiz zaman zaten baktığınız zaman genelde. Anne var, baba var, kardeş var. E bir de komşu şu kufe olsun. Yani hmm. e, aşağı yukarı karakterler belli. Dolayısıyla 3-7 yaş arası yani erkek tanımı, kadın tanımı, ilişkiler tanımı, dünya tanımı hep e, küçük çekirdek aile üzerinden oluyor. Bunu zaten çalıştığım kişilerde çok görüyorum. Ama işte burada dikkat etmemiz gereken hep insanlarda şu yanılsama oluyor. Yani annem öyle yaptığı için ben böyleyim. Hayır unutmayalım ki çocuk kendi anlamlar çıkarıyor. Ben bunu hep şöyle örnekliyorum. İki kardeş düşünün. Bir anne bir şey yapıyor o gün ve o iki kardeş ikisi de farklı sonuçlar çıkarıyor. Bunu hepimiz biliyoruz bunun farklı olduğunu. Niye? Çünkü herkesin her çocuğun yaşamı okuması farklı. Dolayısıyla o zihin dünyasını her çocuk kendi oluşturuyor işte ama bir çocuğun yorumuyla oluşuyor hmm. işte orada bütün mesele ve o yüzden de o çocuğun korkuları, o çocuğun hatalı yorumlamaları, o çocuğun kendi kendine anlam yüklemeleri ve ne oluyor bizim zihin dünyamız bir çarpık yapılandıran yapılanmayla esasında kuruluyor. Evet. Ve ondan sonra bütün hayatı biz Orada adeta kendi kendimize hipnoz ettiğimiz için, hı hı. oradan yaşadığımız için hani bir laf var e, biliyoruz hepimiz. Yedisinde neyse yetmişinde o. İşte o yüzden yedisinde neysek kaçınılmaz olarak hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Ben hayat boyu sarışınlar güvenilmez, sarışınlar güvenilmez, sarışınlar güvenilmez diye devam, devam. ediyorum. Ve burası bu sistem, yaşam benim inançlarımı doğrular şekilde işlediği için, Hmm. ben hakikaten de hep sarışınlarla o tür yani bana ben de e, sonuçta işte şüphe yaratacak güvensizlik yaratacak deneyimler şey ve sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz diyoruz ya mesela aynı. neden sürekli karşıma aynı, aynı adamlar çıkıyor neden sürekli ben işte yenilen taraf Hı -hı. alıyorum neden hep kaybeden Hı -hı. taraf oluyorum Hı -hı. diye sorduğumuz sorunun cevabı aslında unuttuğumuz belki de hatırlamaya çalıştığımızda Kesinlikle. hatırlayacağımız 3-7 yaş arasındaki oluşturduğumuz dünyamızdan kaynaklanıyor evet, çünkü insan düşünceyi kendi zihin dünyasından üretiyor. Ve bizim yaşadığımız şeyler benim yaşama kimi kattığımla ilgili. Şimdi Hı. ben diyelim ki senin saçın sarı diye Hı. seninle karşılaştığımda eyvah güvenilmez bir birisi. Diye ben kimim o zaman? Ben şüphe duyanım. Hı. Ben güven duymayanım. O zaman ben bu ilişkiye yaşamın bana getirdiği bu çağlayla paylaşım e, durumuna güvenmeyen pirayı sokuyorum. Anlatabiliyor muyum? Farkında olsam da olmasam da. Hmm. O zaman sağlıklı bir ilişki olasılığını zaten, zaten. başından bozuyorum. Olacağı varsa bile. Aynen. Olurum. Çünkü hep ben onu söylüyorum. Yaşama kimi katıyoruz biz. Her an yaşam ben kimi koyuyorum burada? Ben şu buraya otururken kimi koyuyorum? Anlatabiliyor muyum? Benim bütün deneyimimi o belirliyor zaten. Evet. Ama biz işte kimi koyduğumuzu bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz. Aslında? Kimiz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Soruyorsun Otomatik oluyor. Sen kimsin? Işte. Kim olduğunu evet. biliyor musun? Yaşama evet. çağının hangi versiyonunu koyuyorsun? Her gün aslında bunu düşünmemiz gerekiyor. Aynen. Peki dönüşüm diye bir kelimeden bahsediyorsun. Bu dönüşüm nasıl gerçekleşiyor ve bize faydaları neler? İşte eder? zihin mimarlığı şeyi de oradan geliyor zaten. Ben o çarpık yapılaşmayı alıp olduğu gibi indirip çünkü nedir gerçek benim hep bir e, lafım var e, diyorum ki Yaşam senin zannettiğin yaşam değil, sen zannettiğin sen değilsin... İşte bunun için böyle olduğu gibi dinamitleyip işimize yaramayan ne varsa orada o patlama birazcık sert oluyor. Bakın evet. yani şu anda tüylerimi <laughs> görseniz, benim de kendi patlama anım aklıma geldi. En çok güvendiğin o kaya gibi dayandığın Aynen. hayatının o surları yerle bir olduğunda. Aynen. Ondan sonra sağlam bir temel atıyoruz gerçekten önce. Ee, sonra da kişinin dilekleri doğrultusunda çünkü kim nasıl bir yaşam istiyorsa o kişinin dilekleri doğrultusunda o katları çıkmaya başlıyoruz. İşte o zaman benim dünyam bana hizmet eden bir dünya haline geldiği zaman benim her gün yaşama koyduğum o düşünceler çünkü o dünyadan kaynaklandığı için benim her gün yaşama koyduğum piraye ya da kimse o kişi Bambaşka biri oluyor ve işte bambaşka bir yaşam oluyor. Bambaşka bir yaşam oluyor. Peki zihin dönüşüm programından birazcık bahsedelim. Hı hı. Neler yaşıyor kişiler? Zihin dönüşüm programında dediğim gibi öncelikle ben ilk dört ders. E, gerçeğe gelme e, dediğim yani gerçekte yaşamak dediğim bölüm işte o dinamitlemeyi yapıyoruz. Yani bugüne kadar bildiğin ne varsa hepsini aşağı indiriyoruz ve ondan sonra kendinle ilgili, yaşamla ilgili ve gerçek, bunun gerçeğine, bunun gerçeğine, bunun gerçeğine, bunun gerçeğine hepsini koyuyoruz. Ondan sonraki dört ders ise gerçekten yaşamak dediğim, ha şimdi o e, yepyeni artık gerçekten işleyen zihninle sen kim olmayı seçiyorsun ve nasıl olacaksın? Şimdi esasında burada bir geçiş var Çağla. Zihin insanı dediğim insan tipinden gerçek bir insan dediğim insan tipine geçiş var. Bizim insanlığın en büyük sorunu insan denen şeyi kavramamış olmamız. İnsan evet. dediğimiz şey bir potansiyel. Bizler İnsan doğmuyoruz. Bizler insan olmak üzere doğuyoruz. Bunu tasavvufta çok güzel söylüyorlar. Beşer var, insan var. Hı hı. Ee, ben kendim zihin insanı ve gerçek insan diye tanımlıyorum. Bunu hemen ayıralım mı? Zihin tabii. insanı deyince insanlar çünkü nedir yani zihin insanı ve gerçek insan diye hı hı. ayırt edemeyebilirler Zihin insanı nedir? Zihin insanı işte o demin bahsettiğim o çarpık yapılanmadan işleyen yani her gördüğü insana güvenilmez, güvenilmez, güvenilmez hı hı. şeklinde bir e, farkında olsa da olmasa da tavır alan... ve o yedisinde neyse yetmişinde olan, olan hepimiz biliyoruz hayat hep tekrarlıyor, tıkanık, itmeye çalışıyor, gidemiyor. Böyle bir hayatla kavgası olan, hayat bana karşı diye düşünen, bir türlü e, yaşamak istediği ki hepimizin ne kadar ortak esasında değil mi? Mutlu olmak, huzurlu olmak, başarılı olmak, neşeli olmak istiyoruz. Bir türlü bunları çeşitli şeyler yapsa da nedense hep bir türlü oturabilen, ben de bir zihin insanıydım bir zamanlar. Çok iyi biliyorum, üstelik de bayağı beter bir zihin insanıydım. Dolayısıyla çok çok iyi biliyorum ama oradan işte o zihin insanı hep kendini tekrarlıyor. O, o o anlamda insan dediğimiz varlığı yaşayamıyoruz. Çünkü insan kendini yani kim olmak istediğini her an burada seçebilen ve onu deneyimleyebilecek bir varlık. Hı hı. İşte deminkinden örnek verirsem hı hı. ben diyelim ki bilinçli olarak... Ben sarışına güvenmiyorum dediğimde esasında bir seçim yapmış oluyorum. Diyorum ki ben bu ilişkide güvenmeyeni yaşamayı seçiyorum diyorum. Hmm. Ve onu yaşatıyor bana sistem. Evet. Sen zaten Ama işte seçtin. sorun şu ki zihin insanı neyi seçtiğini bilmiyor. Çünkü zihninden otomatik geliyor o düşünceler ve hale otomatik giriyor ve niye ben diyor her sarışınla aynı şeyi yaşıyorum Allah'ım diye isyan ediyoruz evet. ondan. Sonra. Aslında yaşatan biziz. Peki zihnimizde aslında kafamızın içinde hepimizin gün içerisinde binlerce duygu düşünce geliyor. Hı -hı. Olmamış, olmasını istenmediğimiz, geçmişe ait veya gelecekteki kaygılarımıza ait. Herkes de diyor ki ben bu düşüncelere bir dur demek istiyorum. Aynen. Ben zihnimi nasıl ele geçirebilirim Aynen. diye düşünüyor aslında. Bunu nasıl yapabiliriz Aynen. ve bunu kalıcı olarak yapabilir miyiz? Kesinlikle mümkün. Ee, dönüşüm programından kastım bu zaten. Ee, o zihni bir kere zihni işte o sana karşı işleyen her gün seni otomatik bir makine haline getiren işleyişten çıkarıp senin aracın olarak çünkü gerçekte zihin insan olmak için bir araç olmak üzere bizim hayvanlar aleminden en büyük farkımız o. İnsan düşünce üretebilen, akıl ile birleşebilen varlık. Ama makine haline gelen zihin seni Makine yapıyor işte şeyde zihin dönüşümünde sen o makine halinden çıkıp zihni kendi insan olmak için kullanacağın araç haline getiriyorsun hmm. ve o zaman işte dediğim gibi yaşamak kim kimi koyacağını sen seçiyorsun ve onu deneyimliyorsun. Herkesin şöyle dilinde bir laf vardır Epira hani işte anda kal anda kal yakalamıyorum işte bir bakıyorum Hı -hı. başka bir yerlere gitmişim mesela Hı -hı. gerçekten anda kalmanın önemi Hı -hı. nedir? E ee, zihin bizi yönetebilmek için yani o makine işleyişi devam ettirebilmek için insana film seyrettirir. Evet, bu iki bu tane film var. Neden? Çünkü burada yaşamda her an bir şey oluyor. Hı hı. Dolayısıyla deminki ki örnekten ilerleyeyim. Eğer benim sarışınlar güvenilmezdir diye bir kayıdım varsa hı. ve o makine bana onu yaşatmak üzere programlıysa sürekli ben uyanmadığım sürece e benim burada yaşamda her an bir İyi, iyi bir deneyim yaşama şansım var değil mi? Ya, yaşamda her an bir şey oluyor. Çünkü birdenbire bir sarışın verir ve hiç farkında olmadan olumlu bir şey yaşayabilirim mesela. Doğru. O zaman burası tehlikeli çünkü yaşamda her an bir şey oluyor. O zaman en iyisi biz film seyredelim. Hı. Ve bir tane geçmiş, bir tane de gelecek diye iki tane film üretiliyor. Hı hı. Ve bilinç her an o film seyrettiriyor. Hatırlıyor musun? İşte Çağlay'la ne olmuştu? İşte ne bileyim ya Çağlan'ın programında iyi geçmezse falan gibi sürekli biz zannediyoruz ki yaşamdayız. Hayır, biz yaşamda değiliz. Ben hatırlıyor musun Çağla ile ne olmuştu filmindeyim ya da ne olacaktı filmindeyim? Gerçekte Dolayısıyla değil. buradayız zannediyoruz ama burada değiliz. Burada olmamız için benim bedenimin olduğu yerde bilincimin de olması lazım. Ondan sonra ne oluyor Çağ Mesela Piraei dedikler ha diye geliyoruz. <laughs> ha niye? Çünkü zihin yönetimini götürebilmek için beni bu filmlerde tutmak zorunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.